Selami? Ben karanlıklar ustası. Seni buraya hangi fırtına yolladı? Ay! Necati ne yapıyorsun? Selami, çalı süpürgesiyle uçmuyor muydun sen? Teknoloji gelişti Necati'cim. Ayak uydurmak lazım. Artık elektrik süpürgesiyle uçuyoruz. Biliyor musun, ben de her zaman bir Adana dürümle kol kola uçmayı hayal etmişimdir. Hayal sekansı. Soğan kokuyor. Necati, sen neden geldin onu söyle bakayım bana. Civciv yetiştirme oyunumu geri almaya geldim. Çok özledim yavrucukları. Biraz oynayıp vereceğim dedin, kaç haftadır geri vermiyorsun. Şşt, korkunç diyardan duyacaklar, utandırma beni. Ben onu kaybettim. Ne? Ne? Civciv yetiştirme oyunumu kayıp mı ettin? Aslında kaybetmedim. Yaptığım bir deney sırasında bu kürenin içine hapsoldu. İstersen girip alabilirsin. Ama içeride vampirler ve kurt adamlar var, söyleyeyim. Uzak tut şunu. Neyse Selami, bana borçlusun o zaman. Dükkanından istediğim bir şeyi alırım. Mesela şu oyunu alabilirim. Zindanlar ve canavarlar. Şu küreyi kaldıralım o zaman. Umarım kırılmamıştır, yoksa al başına dertleri. Neyse iyi, tamam al. Hadi ben kaçtım. O kadar tavanı süpüreceğine biraz da yerleri süpürseymiş keşke. Şu hale bak, etraf tozdan geçinmiyor. Ay. Necati abi, bu oyun civciv yetiştirme oyunundan çok daha süpermiş. İyi ki almışsın. Öyle deme Şakir, hüzünleniyorum. Civcivlerimi çok özlüyorum. Civciv, civciv, lazerli civcivler. Remzi, ben altın gününe gidiyorum. Siz de bütün gün oyun oynamayın da verimli bir şeyler yapın. Aman, sanki çok bir şey yapıyorsun altın gününde. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sonunda buldum. Altının formülünü buldum. 9-3 eşittir 6 mıymış yani? Şunu da döktük mü? Ay! Neyse hadi ben gidiyorum. Sıra bende. Aa, yine 3 geldi. 1-2-3. Birkaç çek. Elektrik faturası 58 lira. Aa, hadi koş hemen bankaya öde bakalım. Bu gerçek elektrik faturası. Baba, sen mi sıkıştırdın bunu buraya? Yok canım, karışmış araya. Sen yeni bir kart çek en iyisi. Göktaşı yağmurundan kaçarken çamura saplandın. İki el bekle. Aa, olamaz. Sıra bende. Aa, nereye gitti? Al işte. Necati, ben sana sakin ol demedim mi? Nereye gitti bu zarlar? Kutunun içinde bir kutu daha var. Gelin, burada süper zarlar varmış. Bunlarla oynayalım. Oho, muhteşem renkli zarlar. Bunları da kaybedersem Remzi beni azarlar. Rar rar rar. Küre kırılmış. Serbest kaldılar. Gizemli zarlarımı nereye koydum ben? Onları karanlık diyara geri yollamam için zarlarımı bulmam lazım. Aa, hatırladım. Zindanlar ve canavarlar oyununa sakla... Olamaz. Necati, o zarlarla oynarsa karanlık diyara geçer. Hemen onu bulmalıyım. Kurt adam, niye böyle bağırıp duruyorsun? Biraz sakin olsana. Kusura bakma. Boğazıma tüy takılmış, çıkaramamıştım bir türlü. Tamam, şimdi iyiyim. İşte orada. Bu zarlar bir acayip. Beni resmen içine çekiyor. Ama üstünde sayı yok bunların. Sayı mı yok? At gitsin o zaman. Attım gitti. Kaç geldi göremiyorum. Necati, zarın üstünde suratın var. Zaten kafam bu aralar çok başka yerlerde. Bir garip hissediyorum. Necati, kayboluyorsun. Ben de ayaklarımı arıyordum. İşte buradalar. O da ne? Sen kimsin? Hey dur. Oha. Ay. Ya. Necati. Necati abi zarın içine girdi. Bu imkansız ama. Burada çok gizemli şeyler oluyor. Necati'nin peşinden gitmeliyiz. Ama birinin güvenlik için burada kalması lazım. Ben kalırım. Bir fikrim var. Zar atalım. En büyük atan burada kalsın. Tamam, oldu. Kaç geldi? Bunda sayı yoktu ki. Çok kolay oldu. Necati abiyi kurtarmadan gelmeyin. Ay! Buraya gel.
bu şemsiyeyi almasam erimiştim şimdiye kadar. İyi, peki. Geldim. Aa, sabahtan beri bir sinir, bir kovalamaca. Hayırdır arkadaşım? Ne istiyorsunuz benden? Geldim, hadi söyle. Abi sakin ol. Civciv yetiştirme oyununu bizim oraya düşürmüşsün. Onu getirdik. Aa, Necati'nin bu. Ah Necati, iyice rezil ettin beni. Siz bana saldırmak istemiyor musunuz? Yok abicim, aşk olsun, niye saldıralım sana? Senin etin ne, budun ne? İyi madem, benimle gelin de oyunu sahibine iade edelim. Benim değil o. Tabii, kesin senin değildir, tabii. Neredeyiz biz? Burası çok ürkütücü. Necati abiyi bulup bir an önce dönelim baba. Peki, Necati nereye gitmiş olabilir? Ben bir fil olsam nereye giderdim? Fil Cumhuriyeti'ne. Ya da Fildanya'ya. Yardım edin, kimse yok mu? İşte Necati abinin sesi. Ormandan geliyor. Çalılar çok cayılıyor. Ne oluyor? Bu çalılar bir acayip. Ha? Necati? Remzi! Şakir! Sonunda geldiniz. Çıkarın beni buradan. Sus. Ben izin vermeden konuşmayacaksın. Şarkı bile söyleyebilirim. Dinle şimdi. Tombaranko del Fillo! Neyse boş ver. Şimdi terifle falan uğraşmayalım. Bu kadar yeter. Kim olduğunu sanıyorsun sen? Ay anneciğim. Ben bu diyarın kralıyım. Adım Öcü Böcü Çikko. Çabuk Necati abiyi geri ver. Öcü Böcü Çikko mu? Ne istiyorsun bizden Öcü Böcü? Sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Saklambaç mı? Ne saklambacı? Burada canım sıkılıyor. Bizim yarasayla uyku saatlerimiz çok farklı. Kertenkele de yerinde durmuyor bir türlü. Heh, alın işte. Git, git. Demem o ki. Sizle bir oyun oynayacağız. Eğer siz kazanırsanız arkadaşınızı alabilirsiniz. Ama ben kazanırsam hepiniz burada kalacaksınız. Ve sonsuza kadar mutlu mesut ya da dur. Mutsuz mesutsuz yaşayacağız. Mesut diye bir arkadaşım vardı. Adanalıydı. Ah Mesut, sensiz yaşayacakmışız. İyi peki. Yeni bir oyun aldık biz. Zindanlar ve canavarlar. Bizim evde. Kızım da başında bekliyor. Oyun o olsun bari. Rakibin de kızım olacak. Baba ne yapıyorsun? Daha yeni aldık o oyunu. Oğlum merak etme. Canan her türlü kazanır. Affetmez. En sevdiğim oyunlardan. Anlaştık. Tamam. Evinin adresini ver hadi. Ne adresi? Işınlanmayacak mısın oraya? Yok artık. Bir de minibüse binseydin. Affedersiniz. Bir tane Erenköy uzatır mısınız? Bir tane Erenköy alır mısınız? Para üstü alamayan var mı? 100 lira üstü bostancı vardı. Bozuk versem olur mu? Hayır olmaz. Yavaş. Bu kadar bozuk olmaz ki. Sıkı tutunun, fren yapıyorum. Bir daha minibüse binersem 2 olsun. Ha? Sen kimsin? Ben kötü kral. Ama Fikri benim adım. Karanlık diyarından geliyorum. Babam ve kardeşin tombul fili kurtarmak için sana güvendiler. Senle zindanlar ve canavarlar oynayacağız. Kazanırsan ailene kavuşursun. Kaybedersen sonsuza kadar benle kalacaklar. Ha? Bütün işine bana kaldı demek. Ama önce bir limonlu soda alabilir miyim? Minibüste fenalık geçirecektim neredeyse. Limonlu yok. Sade soda var. Ama içine limon dilimi atarım. Tamam o da olur. Klima yok mu bu evde? Abi fil kokusu almaya başladım. Bu tarafa. Fil kokusu Akdeniz'in tozu gibi. Fil kokusu. Şşt, uslu ol. Sarımsağı çıkartırım yoksa. İyi ama sadece bu gizemli zarlar var. Bunları atan silinip gidiyor. Benim de birkaç numaram var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su faturası. İyi de bu oyun böyle değildi ki. Neyse, at onu kenara. Devam edelim. Mücadele başlasın. Ateş gücü. Ateş gücü. Yandım. Muhteşem bir hareketmiş. Hazır ateşi yakmışken şu sucuğu da pişirsene kardeş. Hey. Buz kılıcı. Bir işe yarasa da yaramaz.
olmasa da bu bir yarasa. Bugün kendimi tutamıyorum laf esprisi yapmaktan. Ne oluyor bana? Olibando ata. Ne yapıyorsunuz? Kusura bakma, bu gerekliydi. Devam edelim. Kolibandı beni durduramaz. Ama göbeği. Zindanlar ve canavarlardaki canavarı görmüş olduk. Canları çok az kaldı. Son bir hamle yeterli. Fırtına kuvveti. Bunlar niye sırıtıyor? Hayır! Sonsuza kadar burada kalamam ben. Şimdiden çok sıkıldım. Arkadaş, ışınlanmayı öğreneceğim artık. Minibüsle hayat geçmez. Neyse. Artık hep beraberiz. Yarasa, kertenkele, yeni dostlarınıza parmaklıkları gösterin lütfen. Hiç sanmıyorum. Selami. Fikri. Kurt adam. Kertenkele. Vampir. Ben de Necati. Memnun oldum. Ah Necati, gizemli zarlarımı sana vermiştim yanlışlıkla. Neyse ki Canan geri verdi. Hop. Olamaz. Gel bakalım buraya. Şimdi görürsün sen. Asam. Asasız bir hiçim. O zaman gıdakla. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Baba, başardık. Evet oğlum. Evet. Necati, seni oradan nasıl çıkaracağız? Bu parmaklıklar zaten iki boyutluydu Remzi. En başından beri şov olsun diye arkasında duruyorum. Oy. İnanamıyorum Necati abi. Yardım edebilirdin bize. Hadi gelin beni, ben sevdiğim dostlarım. Benim için neler yaptınız? Sizi çok seviyorum. Hadi şimdi eve gidelim. Işınlanacak mıyız? Yok artık Remzi. Helikopter tutayım istiyorsan. Az ileriden Kadıköy Pendik minibüsleri kalkıyor. Hadi. Arka dörtlüde yer var. Çok tombul olduğun için arkada kaldın. İki tur. Bekle. Bu ne biçim oyun arkadaşım? Hiç laf etme Necati. Bu gelmiş geçmiş en iyi oyun. Hem karanlık dünyayı gitmeden öğreniyorsun işte. Ben civciv yetiştirme oyunumu özledim. Neredeyse unutuyordum. İşte oyunum burada. Yaşasın! Civcivlerim geri döndü. Her şey yoluna girdi gibi. Peki kötü kral ve yaverlerine ne oldu? Ben onlara çok güzel bir ceza buldum. Merak etme. Yoksa şu benim çektiğim kartların arasındaki faturalar mı? Al bu elektrik faturası. Sen bunu yatır. Bu da su faturası. Bu faturaların sırasını da ben bekleyeceğim.